miş olan havalimanı nasıl bu hale geldi ve zamanında ne söylenmişti bir hatırlatalım. Ne güzel söylüyor atalarımız. Başını acemi berbere teslim eden cebinden pamuğu eksik etmesin. Yap-işlet devret modeliyle yapıldı İstanbul Havalimanı milyonlarca liraya mal oldu. Dünyanın en büyük havalimanı olarak tanıtıldı. Ancak kar yağışı sonrası İstanbul Havalimanı sınıfta kaldı, yoğun yağışa teslim oldu. Uzmanlar havalimanı daha yapım aşamasındayken uyarmıştı bölgede oluşabilecek hava şartları nedeniyle. İstanbul'da en fazla rüzgarın, en fazla karın doğal olarak, en fazla hortumun görüldüğü zaman olduğu bir bölge yetmiyor. Zemine baktığınız zaman kısmi olarak balçık, zemini kötü, Göllerden, sulak alanlarından oluşan bir yer. Bilim insanları ve uzmanlar İstanbul'daki 3. havalimanının konumu hakkında çok uyarılarda bulunmuştu. Bu havalimanının sert rüzgarlara, aşırı hava olaylarına çok açık bir yerde olduğunu ve uzunca süre kapalı kalabileceğini söylemişlerdi. İnşa için seçilen bölgenin hava alanı için uygun olmadığı söylenmişti. Herhalde İstanbul'da yapılacak en kötü yer sadece bir havaalanı için değil, normal bir inşaat için bile öyle. Neden? Çünkü bir yere inşaat yaptığınız zaman neye bakarsınız efendim? Bir dersiniz ki zemin sağlam mı? Bir dersiniz ki çevre koşulları uygun mu? İki tane uygun olmayan etkenin toplandığı yer neresi diye sorarsanız İstanbul Havaalanı'nın yapıldığı yer. Peki ne cevap verdiler buna? Almanya bizi kıskanıyor onun için bunları söyletiyor. Şimdi kimin neyi kıskandığını görüyoruz yaşayarak tecrübe ediyoruz. O tartışmalar görüntülerin ardından tekrar gündeme geldi. Ne güzel söylüyor atalarımız. Başını acemi berbere teslim eden cebinden pamuğu eksik etmesin. Dün akşamdan beri ne yaşandığı ortada aslında. İstanbul Büyükşehir Belediyesi kendi yetki ve sorumluluk alanındaki yolları açık tutmaya çalıştı. Gece boyunca bir seferberlik vardı. Fakat koordine bir şekilde yapılması gerekiyordu bunu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi hatta Ulaştırma Bakanlığı'nın sorumluluğundaki yolların da açık tutulması için gücünün üstüne çıkarak yardımcı olmaya gayret etti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da önemli olan böylesi bir günde o yaptı bu yaptı değil herkesin elinden geleni yapmış olması lazım derken ee, belediyeye yüklenenler oldu Şimdi İstanbullular ne yaşadığımızı biliyoruz Dün geceden beri ee, Ve ne olduğunu hepimiz farkındayız Bir haberimiz var haberi ekrana getirelim Sonra biraz konuşalım Böylesi bir durumda Evet 15 milyondan fazla insanın Yan yana yaşamaya çalıştığı bu kadar sınırlı alanda Yağan yağmur dahi Bir kar serpintisi dahi Büyük bir krize döneş, dönüşebiliyor Yeryüzünde Bu krizin merkezi ile Belediye arasında bir dayanışmayla birlikte aşılması gerekiyor. Problem nerede? Onu konuşacağız. Önce haberi bir izleyelim. Dün öğle saatlerinde başladı. Şiddetini geçen her saat arttırdım. İstanbul kara teslim oldu. Yollar dakikalar içerisinde beyaza büründü. Araçlar yolda kaldı. Binlerce İstanbullu kapanan yollarda kurtarılmayı bekledi. E100 Karayolu, Avcılar, Esenyurt ve Beylikdüzü güzergahı tamamen kar altında kaldı. Beylikdüzü Hadımköy yolunda sürücüler araçlarını terk etti. Temotoyolu Mahmutbey'de 18 saate aşkın süredir kapalı. D100 karayolu Avrupa yakası kesiminde birçok bölgede sürücüler kontak kapattı. Arnavutköy'de ikamet eden çok sayıda kişi otobüslerin yolda kalması nedeniyle evlerine yürüyerek gitti. Esenler-Edirne istikametine giden araçlar ters yönde ilerleyerek yoldan kurtulmaya çalıştı. Kazalar ard arda yaşandı. Arnavutköy'de 30 araç birbirine girdi. Aracını itmeye çalışan da ümidini kesip yürüyenler de zor anlar yaşadı. <laughs> Trakya yönünden İstanbul'a girişler ikinci Emre kadar kapatıldı. İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar iptal edildi. Hava muhalefetine takılan yolcular havalimanında sabahladı. Motokuryelerin servise çıkması yasaklandı. Bazı İETT seferleri iptal edildi. Metrobüs Marmaray ve metrolarda yoğunluk üst sınıra çıktı. Yollarda mahsur kalan 5000 kişi tahliye edildi. 3180 kişi de otel, misafirhane ve yurtlara yerleştirildi. Kızılay yolun açılmasını bekleyenlere gıda ve yardım malzemesi dağıttı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, çalışmaları hem AKOM'dan hem de sağdan takip ettim. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medyadan çağrıda bulundu. Uyarı işaretim, otoyol ve D100'de park edilmiş özel araçların bulundukları yerden kaldırılmasını istedi. Sabah da manzara değişmedi. Çalışanlar iş yerlerine yaya olarak ulaşmaya çalıştı. Şimdi böylesi durumlarda İçişleri Bakanı ile Ulaştırma Bakanı ile kentin belediye başkanının hangi partiden olursa olsun bir araya gelip kriz masasında durumu birlikte değerlendirdiklerini göstermesi gerekir ama bizde İçişleri Bakanı ve Ulaştırma Bakanı belki kendilerine verilen talimat doğrultusunda İstanbul'un iki kez seçilmiş büyükşehir belediye başkanıyla yan yana gelmek istemediler. Yan yana bir görüntü vermek istemedikleri gibi kendi sorumluluk alanındaki yollarında belediye tarafından açılmaya çalışıldığını bildikleri halde bunun tam tersi olduğunu iddia ettiler. Ha bize ne diyeceksiniz? Elbette en önemli olan dün akşam da öyle yaptık zaten. En önemli olan zor durumda kalan insanların bir an önce o zor durumdan kurtarılması ve tek bir kişinin dahi burnunu kanama, kanamamasını sağlamaktı. Biz de yayınımıza bağladık İstanbul'un çevre yollarında zor durumda kalanlarla dün akşam telefon bağlantısı yaptık. Ha bu kimin sorumluluk alanındadır? Kim bu yoldan sorumludur diye sormak ikinci basamak. Şimdi onu soralım ki bir daha aynı şeyle karşılaşmayalım. Evet, ulaştırma Bakanlığı bu kar yağışında da tıpkı Gaziantep'te olduğu gibi, tıpkı Bolu Dağının kapanması gibi maalesef sınıfta kaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise e, imkanlarını zorlayarak bu koca kenti e, kara rağmen ayakta tutmaya gayret etti. Adını böylece koymak lazım. Ee, zorunlu hizmetler hariç kamuda çalışanlara yarın da izin verildi. Bu arada şu anda durum nedir? Hangi tedbirler alındı yarına dair onu da anlatmaya çalışayım. Üniversitelerin birçoğunda eğitime ara verildi. Yoğun kar yağışı sebebiyle İstanbul'da alınan önlemleri vali duyuruyor. Kendi tweet, e, Twitter hesabından. Vali Ali Yerlikaya e, bugün olduğu gibi yarın da kamuda çalışanlara izin verildiğini duyuruyor. Hakim ve savcılar idari izinli sayıldılar bugün içerisinde. Onu da Mehmet Durakoğlu duyurdu. Otogarlardan çıkış yasağı uzatıldı. Yine yoğun kar yağış sebebiyle İstanbul'un otogarlarından, haremden, esenlerden otobüslerin çıkışları yarın sabah 9'a kadar durduruldu. Üniversitelerin büyük bölümü 31 Ocak'a kadar tatil ilan ettiler. Engelli ve hamileler 26-28 Ocak tarihleri arasında da çalışmayacak onu da söyleyeyim. Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 26-28 Ocak arasında eğitime ara verildi. Türk Hava Yolları bir açıklama yaptı. Havaalanında sadece bir yeni havaalanında sadece bir pistin uçuşları açıldığını söyledi ancak az evvel telefon bağlantısı yaptık o pistte bu gece açık tutulabilirse ne ala. Hızlı trenler çalışıyor Marmaray bu gece ve yarın gece ücretsiz olarak sabaha kadar yine hizmet verecek ve bu vesileyle şunu söyleyeyim vergi ödemek önemli vergi ödemezsek konuşma hakkımız da olmaz vatandaşlık görevimiz KDV damga vergisi prim hizmet beyanamesi ve ödeme süreleri 31 Ocak sonuna kadar uzatıldı kardan gidemedim vergimi ödeyemedim demeyiniz diye demeyelim diye 31 Ocak'a kadar uzatıldı bu sürede. Bir kez daha altın çizeyim. Yine sabaha kadar İstanbul otogarlarından çıkış yasağı var otobüslere. İstanbul'dan şehirler arası otobüslerin çıkışları yarın sabah 9'a kadar durdurulmuş vaziyette. Yarın sabah 9'u görmemiz önemli. Birazdan AKOM'a Afet Koordinasyon Merkezi'ne bağlanacağız. Muhabirimiz Gülgündüz bizi bekliyor. Afet Koordinasyon Merkezi e, tetikte. Akşam 18'den itibaren yeniden başlayacak yağış demişlerdi. Henüz Saat 18.22 Etkili kar yağışının olduğu bir alan yok ama teyakkuzda, Heh, doğru kelimeyi buldum, e, ekipler teyakkuzda, afet koordinasyon merkezine döneceğiz, durum nedir diye soracağız birazdan. Ama bu karın bir faturası var elbette, Ha siyaseten kesilecek bir fatura var, İstanbullular ne yaşandığını biliyor. Yeter ki doğru bilgiyle bilgilendirilsinler. Bir de ekonomik faturası var tabii bu tablonun. Dediğim gibi Türkiye'nin en büyük bölgenin en büyük şehri İstanbul ve bu şehre yağan en ufak yağmur dahi krize dönüşebiliyor yeryüzünde. Mahsur kalan araçlar oldu dün gece. İstanbullular kar mesaisindeydi. Ee, dışarıdan gelen meyve ve sebze İstanbul'a giriş yapamadı. Ürün tedarinde sıkıntılar yaşandı ve bu sebeple ürünler sadece bu kar yağışı ile ilgili olarak en az %20 daha zamlanacak. Yani sebze meyve bu şehirde sadece bu kar yağışı ile birlikte %20 zamlanacak bu bekleniyor. Fiyatlar artık zaten epeydir çift taneli sebzede meyvede ama daha da artacak maalesef. Dün öğleden sonradan bu sabaha kadar e, Bayrampaşa Haline ürün getiren